Bursa İnegöl, Çayyaka Mahallesi, Bozova Yaylası. Efendim, nedir burasının özelliği? Ya doğasıyla olsun, havasıyla olsun. Güzel yani, her insanın keşfetmesi gereken bir yer. Alabalık çiftliklerimiz var. Güzel manzarasıyla, temiz hava. Evler var, lüks evler. İnegöl'ün insanları. İnegöl'ün mobilyacıları olsun. Yani iş adamları olsun. Hepsinin birer bir evi var. Villa. Yani doğaya göre uygun değil ama güzel yine. Rakım 1200. Havası mı güzel burası? Havası. Ya buraya gelen insanlar hiç böyle bir köy gördüklerini söylüyorlar mı? Yok, söylemiyorlar yani. Güzel, 10 numara, İnegöl'de, Bursa'da yok böyle bir yer diyorlar. Evet. Mesela Araplar olsun, geliyorlar arada fuar zamanında. Evet. Yani beğeniyorlar, kalmak istiyorlar. Bir otel olsa daha bir güzel olur. Buranın köy olduğuna kimse inanıyor mu? Yok, inanmıyor. İnanmıyor mu? Yani bir şehir gibi olmuş diyorlar. Peki kaç tane var burada? Yani 500-550 tane var. Yok, Hiç ucuz ev yok herhalde. Hepsi yok, yapılmış. ucuz yok. Bir 200 metrekare arsa bile 200-300 milyar. Burada. Evet. Dönüm ne kadar? Yani dönüm olarak yok öyle. 200 metre, 500 metre. 500 metresi ne kadar? Yani bilemem de yine 400-500 istiyorlar yani. Yani lüks olmasından değil. Köylüler satınca, İnegöl'ün zenginleri, Kotamanlar gelince böyle arttı yani fiyatlar. Peki bu köyde meyvecilik falan var mı? Yok, meyvecilik yok. Hayvancılık var Sadece mı? çilek yetişiyor. O da azaldı yani. Buradakiler yetiştiriyor mu peki? Yok, yetiştirmiyorlar. Sadece hafta sonları tatillerde gelip kalıyorlar. Peki hayvancılık yapıyorlar mı? Hayvancılık, bir biz yapıyoruz burada Öyle mi? hayvancılık. Evler ne kadar da tane fiyatı burada, villaların? O konuya hiç girmeyelim bence. Ne kadar? Yani şurada yaptığı biri, nasıl diyeyim, 100-150 metrekare bile yok. 700-800 milyar para istiyor sadece evine. Ne vardır, 2 trilyon. 2 trilyon vardı, 2 Evet. trilyon. Mesela adam yaptı buraya, 1,5 trilyon harcadı. Vermez ki onu 2 trilyona.